Hayır, durun bakalım orada. Yiyecek içecekle giremezsiniz. Peki, alın bakalım. Pekala, şimdi girebilirsiniz. Olamaz, yiyecekler el koyuyor. Buradan hemen gitmem lazım. Dur bakalım, seni gördüm. Kuralları biliyorsun. Yiyecek içecek yasak. Of, harika, atıştırmalıklarım boşa gitti. Dur, sırt çantanı da boşalt. Buna inanamıyorum. Hayır, seninle işimiz hala bitmedi. Peki, ceplerimdekilerin de hepsi bu. Bir bakalım. Bilemiyorum. Ağzında ne var? Tamam, sanırım artık girebilirsin. Neredeyse her şeyi aldı. Ama diş şeklindeki jelibonu mu değil? Çok güzel. Bir şeker atıştırma zamanı. Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Of, çok açım. Abur cubura ihtiyacım var. Oo, aklıma iyi bir fikir geldi. Oo, mesaj geliyor. Zoe denmiş. Harika. Brian hayatımı kurtaracak. Umarım güzel bir şeyler getirir. Affedersiniz, bakım için gelmiştim. Aman tanrım, kıyafetlerimi değiştirmiş. Şu an dersin ortasındayız. Şşt, buraya bakım yapmaya geldim. Burada konuşlansam iyi olacak. Benim için gizlice getirdiği şu atıştırmalıklara bir bak. Bu harika olacak. Hepsini yiyeceğim. Görünüşe bakılırsa bu sıranın bakıma ihtiyacı var. İyi ki bu güvenilir çekicim hep yanımdadır. Bu gerçekten tuhaf. Kullandığı aletten bir ısırık mı aldı o? Ha? Herhalde hayal görüyorum. Pekala, bu sıra tamir oldu. Sanırım işim bitti. Yardımcı olabildiğime sevindim. İyi dersler. Ne tuhaf adammış. Bir şeyler döndüğünün farkındaydım. Vay canına. Bu makale cidden ilginçmiş. Farkında olmadan yaprağını da yedim. İğrenç. Şu an hepsi ağzımın içinde. Ellerim de yaprak olmuş. Brian'ın içeceğinde pipet var. Evet, o işe yarar. O pipet sorunumu halleder. Pipeti çileğin tam ortasından yukarıya bastırıyorum. Ve üst kısmı tamamen çıkıyor. Şimdi harika oldu. Artık yaprak falan yok. Sağ ol pipet. Şimdi çileklerimi yemeye geri dönebilirim. Bu da ne? Nasıl yani Zoe? Pipetimin içinde yaprağın ne işi var? Üzgünüm. Bir çilek ister misin? Peki. Olur. Bayağı iyiymiş. Bu antrenman bayağı yordu. Ne yapıyorsun? Onun yerine bu suyu iç. Bebek gibi davranmayı bıraksana. Gazlı içecek yok dedim sana. Gazlı içecek yok dedim sana. Bana çok kötü davranıyor. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Püskürtme şişesi. Üstünü çıkarıyoruz. Şimdi bir huni alıyoruz. Şimdi en sevdiğim içeceğin zamanı. İçeceği huniden şişeye boşaltıyoruz. En sonuna kadar doldurmaya dikkat et. Oldu. Sonra kapağını yine yerine takıyoruz. Sızdırmaması için güzelce sıkmak gerek. İşte oldu. Kullanıma hazır.
evet, kolonya iyi bir fikir Brian. Hayır, dur, ağzına püskürtme. Tadı felaket olmalı. Bak ne diyeceğim, püskürtmek çok zaman alıyor. Aman tanrım. Vay canına, onu uyandırsam iyi olacak. Ha? Bu tuhaf. Tadı güzelmiş. O halde hiç sorun yok sanırım. Hey, Zoe doğum günümü hatırlamış. Sürpriz, doğum günü için geldik. Mutlu yıllar sana. Al bakalım mumları söndürüp bir dilekte bulun. Yaşasın, hadi biraz pasta yiyelim. Evet, bıçak getirmiş olmam gerekiyordu. Eyvah. Sanırım unutmuşum. Pastayı şimdi nasıl keseceğiz? Hey, sweatshirtünden bir iplik çıkıyor. Hey! Bir dakika, güven bana. Bu iplik usta işi bir kesiciye dönüşecek. İpi iyice gereceğim ve pastadan bir dilim keseceğim. İpliği diğer dilimleri kesmek için de kullanabilirim. İşte oldu. Şimdi sıra bu nefis doğum günü pastasını servis etmekte. Vay canına Zoe, harika iş çıkardın. Pasta da harikaymış. Mutlu yıllar Brian. Bunu hak ettin. Bu restoranın makarnaları çok çok iyi. Denemen için sabırsızlanıyorum. Buraya daha önce gelmemiş olduğuma inanamıyorum. Hey, pardon. Merhaba. Burada fiyatları mı artırmışlar? Bir su için 15 dolar mı? Ay canına. Ben sadece su alacağım. Azıcık olsun ama. Tamam efendim. Suyunuz geldi. Fenaymış. Bir de bana sor. Bu gerçekten tuhaf. Karnım da iyice guruldamaya başladı. Başka bir yere mi gitsek? Burada sorun çıkmasını istemiyorum. Merak etme, kravatımda bir şeyler saklı. Bak. Umarım şekerleme seviyorsundur. Vay canına. Daha bitmedi. En sevdiğim. Şurada da bir şeyler olacaktı. Biliyordum. Şimdi sıra son sürprizde. Şu güzelliğe bak. Ve bu şekerlerden biraz olması lazım. Evet, biliyordum. Akşam yemeğinde şekerleme. Sana çok ama çok teşekkür ederim. Ve bu bize bedavaya mal oldu. Pekala, senin yiyeceklerle ilgili tüyoların ve numaraların neler? Bize yorumlarda bahset. Ve bu arada bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi harika videoların dahası için YouTube kanalımıza abone olmayı unutma.